Efendim, selamun aleyküm. Bugün 11 Kasım 2024 günlerden pazartesi. Yorumlu yorum günündesiniz. Efendim, güzel bir atasözümüz var. Laf vardır diyor, İş bitirir. Laf vardır, baş götürür. Gayet güzel bir söz. Şimdi, bundan tam 25 yıl önce 12 Kasım saat 18.57, 18.58 sıralarında 7.2 şiddetinde Düzce'de bir deprem oldu. Depremde yıkıldık. Evet, bir Ağustos'ta olan bir deprem bizi ciddi bir sarstı. İzmit'teki efendim Gölcük depremi. 12 Kasım'da da gerçekten yıkıldık. Düzce yıkıldı. Ve o zamanın idarecileri, devlet büyükleri buradaki bürokrasiyi de azaltmak için Düzce'yi il yaptılar. Allah rahmetiyle muamele eylesin hepsine. Yaptılar ama o dönemden bu döneme gelinceye kadar Düzce'de bir İstanbul Caddesi var. Hapsettiler şehri. Şehir yıkılmış. Yeniden bir şehir planlamasından ziyade şehri ışıklandırdık böyle. Kalpler, marpler işte oralarda, buralarda. Onları beğenmedik. Başka bir ışıklar getirdik. Onu ettik, bunu ettik. Yaptık, gittik. İstanbul Caddesi'ni efendim bir asfalt döküldü. 30 yıl, 40 yıl içinde buraya bir daha dökülmez asfalt. Şöyle sağlam dedik. 3 ay sonra, 5 ay sonra yok. Trendi, nostaljiydi, kıldı, tüydü derken efendim yap, boz, boz, yap. Haline geldi. Vilayet olmuşsunuz. Kendi imkanlarınızla kararı alabilecek bir imar durumu var. Düzce'yi bir caddeden kurtaramadılar. Sakarya'da bir depremden geçti ama bir Serdivan gibi bir alanı oluştu. Serdivan. Gidenler vardır, mutlaka bilenler vardır. Bir şehir oluştu orada. Ama biz İstanbul Caddesi'nden Düzce'yi çıkaramadık. Maalesef. Maalesef efendim bunu yapamadık. Hala Düzce'de prefabrik okullar var ya. Hala Düzce'de prefabrik okullar var. Şimdi yarın Cidde Camii'nin minarelerinin imarını yapan ve bu konuda finanse desteği sağlayan Burhan Özdemir'in bir Mevlid-i Şerif var saat 14 civarlarında, 16 civarlarında pardon. Ve biz hala yıllar sonra bir camimizin minaresini bir hayırsever iş adamına yaptırır haldeyiz. Ya biz neyiz ya? Düzce'de bu kadar idareciler geldi. Metin Köser, benim büyüğüm, Düzce'nin de iyi bir gazeteci büyüğü, 12 tane gelen valinin bir şeyini çıkarmış. Karnesini çıkarmış. Elle tutulan, gözle görülen valilerden Sayın Ercan Topaca, Sayın Metin abinin tespitine göre Sayın Ali Fidan, Sayın Vasip Şahin, mevcut vali zaten valimiz de bunları çok kıymetliydi, değerini bilemedik demiş. Bir arkadaşımız da keşke deprem döneminden bugüne kadar belediye başkanlarının bir karnesini çıkarsa. Bu ne yaptı bu belediye başkanları ya? Bakın Ceddiye Meydanı'nda, Ceddiye'nin olduğu alanda kentsel dönüşüm çalışmaları hala başlamadı. Binaların çoğu yaşanılacak halde değil. Bina sahipleri oturmuyor da Suriyeli gelsin, Afganlı'ya gelsin, yüksek paralara veya verebildiğimiz paralara efendim ne yapalım? Kiraya verelim diye bir dert içindeler. Düzce 25 yıl önce yaşadığı külfetin nimetini yaşayabilirdi ama yaşayamadı. Yaşamadı. Ahbap çavuş ilişkileriyle. Yani bazı idareciler vardır, bazı siyasetçiler vardır, bazı menfaatçiler vardır. Maymun gibi bir dalı bırakma, bir daldan bir dala atlarken bir dalı tutmadan öbür dalı bırakmaz. Maalesef bizim bu 25 yıllık il sürecimizde maymun gibi bir dalı bırakan diğer dalı tutmadan bir dalı bırakmadı. Herkes kendi hesabına bir şeyler yaptı.
veya çevresindekinin hesabına bir şeyler yaptı. Düzce'nin tarihi dokusuna, Düzce'nin tarihi yapısına, yani dokunacak memleket adına çok önemli. Yani ne fark etti? Binalardan başka. Binalar yıkılmış, caddeler daralmış. Açın memleketin önünü. Şimdi ben lise mezunu bir adamım. Şehir planlamacısı değilim. İsmimin önünde profesör, doktor, doçent, avukat veya bilmem bir şey yazmıyor. Cahil adamız biz. Siz akıllı adamsınız. Yetişkin adamsınız, yetkili adamsınız, etkili adamsınız. Düzce'yi İstanbul Caddesi'nden başka yerde efendim spor sokak İstanbul Caddesi. Arada kaldı. Var mı böyle bir yer daha? Yok. Niye genişlemedi bu memleket? Niye alternatif imkanlar oluşturulmadı? Ha, alternatifler oluştu. Mis gibi tarım arazileri imara açıldı. Ve bunlardan çok ciddi rantlar elde edildi. Ne yapıldı? İşin etkili, yetkili, irade sahipleri. Tahsisli arazileri ucuz paraya kapattılar. Siyasi gücü kullanıp tahsisi kaldırdılar. Ne yaptılar ondan sonra? Para kazandılar. Yazık. Düzce'de, yaşanılabilir mi Düzce'de? Yaşanılacak insanlar görev yaptığı sürece Düzce'nin kaderi değişebilir. Ama bir gerçek daha var. 12 Kasım bir külfetti, bir felaketti. Ama bir nimete dönüştürülebilirdi. Bir şehir yeniden imar edilebilirdi. Bir şehir yeniden oluşturulabilirdi. Bir şehir yeniden dizayn edilebilirdi. Ancak Düzce'yi yöneten bir kitle var. Kim ne derse desin, kim seçilirse seçilsin. Bu kitle mutlak ve mutlak yeni atanan mülki idare başındaki sayın vali olmak üzere belediye başkanlarına, memleketin milletvekillerine mutlaka bir yerlerden girer. Aileden girer. Oradan buradan bir diyalog kurar ve kendi hesaplarına göre bir düzenler ve düzenlemeler yapmaya kalkar. Bugün Düzce'de yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. İnsanlar hepimiz birimiz için değil. Hepimiz o birileri için bu memlekette siyaset yapmak durumundayız. Hepimiz o birileri için bu memlekette üretmek zorundayız. Hepimiz o birileri için bu memlekette düşünmek zorundayız. Onun için ölçüyoruz, biçiyoruz, bir kefen çıkmıyor. Bakınız Düzce bugün itibariyle bugünlerden sonra bir takım kabuklarını kırabilir. İstanbul doldu. İzmit sanayide doldu. Efendim Sakarya keza öyle. Düzce bir hedef koydu. Turizm ve tarım dedi. Ne oldu tarım? Turizm diyoruz. Turizmde bakınız geçtiğimiz günlerde Prenli Yaylası'na çıktım. Prenli Yaylası'nda bir istikamet var. Taş kesti 15 kilometre diyor. Bizim Düzce istikametine döndüğünüzde bir tabela yok. Gölyaka veya Düzce şu kadar kilometre diye. Ve buradan bir Abant'a bir yol açılma söz konusu oldu. Netice itibariyle ortalık ayağa kalktı Bolu siyasetinde. Bir anekdotum daha paylaşayım sizlerle. Prenli'den Taşkesti tarafına gittiğinizde o yollar o kadar geniş, o kadar güzel ki. Ama bizim Güzeldere'den, Gölyaka'dan beri o yaylalara çıktığınızda, Balıklı, Prenli bu yaylalara çıktığınızda yollarda selavat-ı şerifle gitmek durumundasınız. Yazık. Turizm hedefimiz bu. Gelelim tarıma. Ali Uzun bu memleketin yetiştirdiği kıymetli değerlerden bir tanesi. Düzce Tarım diye bir projesi var. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyedeki uzmanlarına bir briefing verdi. Yakında Düzce'de bir çalışmalar başlayacak. Ya tarımda yokuz. Turizmde de yokuz. Bir yerden başlamak lazım. Ali Uzun'un Düzce Tarım Projesi mutlak ve mutlak Düzce'nin erkleri tarafından, etkileri tarafından o birileri var ya, birileri bu işte ekarte edilerek mutlaka hayata geçmesi lazım. Bakınız Sakarya'sı,
İzmit'i, Kocaeli'si yani bir isminde İzmit, İstanbul'u. Şu coğrafyaya bir bakalım ya. Ankara'yı da buna dahil ettiğiniz zaman Türkiye'nin %35'ine, %40'ına 250 kilometre yakınsınız. Göllük'e sıcak su çıktı toprağın altından. Çilimli'de aynı proje devam ediyor. Muhsin Yavuz başlatmıştı. Şimdiki başkan ne yapar ne eder bilmem de. Sıcak su. Sıcak termal seralarla bu memleketi tarımsal anlamda uçurabiliriz. Biz sorduk Antalya'da bir sera ne kadar 1000 metrekare alandan ne kadar ciro yapıyor diye. 300 bin lira para kazanıyormuş döneminde ve sezonunda. Biz de fındığın randımanı 47 mi olacak? Efendim mısırın randımanı ne olacak? Mısırla fındığın arasında kaldık. Ya bir yerden başlamak lazım. Ve bu memleketin kaderini değiştirebilecek bir gönül insanı lazım, bir değer lazım. İnşallah Allah bize nasip eder. Şu ana kadar elimizde tuttuğumuz, gözümüzde gördüğümüz yok. Ve Düzce'nin kalkınması için, bu memleketin entegre kalkınması için, turizmle, tarımla yürümesi için bir adım var. Şimdi fincancı katırları ürküyor. Milletin işine gelmiyor. Bir Faruk Özlü bu konularda çok net duruşları var. Faruk Özlü'nün, belediye başkanımızın. Bu Düzce'nin menfaat ve rant şebekesinin attığı adımlara, yaptığı manevralara papuç bırakmadığı için bir takım eleştirilere maruz kalıyor. Ama Faruk Özlü'nün bir yapması gereken şey de Düzce tarımını, bölgesel tarımını ayağa kaldırmak. Son bir kez bir şey daha söyleyelim. Bugün Batı Karadeniz bölgesinin, bu coğrafyanın, bu toprağın, bu havanın, bu iklimin neyse özelliğinden midir nedir? Bizim fındığımız dünyada çikolata sektöründe en çok kullanılan, tercih edilen bir muhteviyata sahip. Ama biz fındığı hiç işlemeden satıyoruz. Düzce'nin kaderini değiştirecek tarımsal ve turizm adımlarının atılması lazım. Hadi binaları imar ederken, tımar ederken, imarı düzenlerken, neyse bunları yaparken birilerinin keyfine göre, iş yerine göre, arsasına göre, hesabına göre yaptığınızda şu turizm ve tarımı, şu memleketin efendim kaderini değiştirecek bir enstrüman olarak çalmanın vakti geldi. İnşallah hayırlara vesile olur. Çarşamba günü saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.